Arkadaşlar Almanya'daki AVM'lere içecek dağıtımı yapan bir taşeron firma yazdığım bir programı tanıtmak istiyorum kısaca. Öncelikle programı açıyoruz. Kullanıcı adı ve şifresini giriyorum. Program şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Burada tanımlamalar var. Firma tanımlama, araç tanımlama, personel, ürün tanımlama, tur başlat, tur listesi, hak ediş, gider kayıt, gider listesi ve çıkış olmak üzere 5 menüden oluşuyor. Hemen kısaca iki firma tanımlamak istiyorum. Burada farzın ki programı Türkiye'de kullandığımızı farz edelim. Buraya Migros yazıyorum. Migros'a mal dağıtıyoruz mesela. Merkez dağıtım noktasına olan uzaklığı 60 kilometre olduğunu farz edelim. Telefonu yazıp Ankara diyelim ve bu firmayı kaydettim. Bir de sabah market olsun. Bu da 40 kilometre uzaklıkta. Bu da Ankara diyelim. Bu şekilde firmamızı tanıttık. Yine güncellemesi, silmesi, araması hepsi mevcut. Araç tanımlıyoruz. Burada aracımızın tipi işte kamyonet olsun. Kilometre başına kaç sent ücret alıyor? 30 sent olsun. Günlük yevmiyesi 250 euro. 12 saatin üstünde çalışırsa da 25 euro ekstradan para alınıyor farz edelim. Bu aracı kaydettim. Bir tane de tır tanımlayayım. 5 dingil diyelim. Bunun da kilometre ücreti 50 sent. Günlük ücreti 320 euro. 12 saatin üstü çalışırsa da 60 euro ekstradan ödemesi olacak. Yine güncelleme, silme, bulma vesairesi mevcut. Personel tanımlayalım. Ahmet Demir olsun. Bu da şoförümüz olsun. Ücreti 2500 TL. Euro neyse artık. Personelimizi tanıttık. Şimdi ürün tanımlayalım. AVM'lere işte kola götürüyoruz. Kasa tipinde. Bir de mesela su diyelim. Bunu da kaydettik. İlk tane ürün yeter. Şimdi hemen bir tur başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün ayın işte 5. ayın 4'ü. Hangi araçla turu başlatıyoruz? Kamyonet kullanacağız bu tur için. Migros'a malzeme götürüyoruz. Servissiz. Servisli var. Servissiz ve karma var. Mesela servissiz olduğu zaman malı bırakıp gidiliyor. Servisli olduğu zaman malzeme AVM'nin içine de yani yerleştiriliyor. Mesela bu servisli bir şey olsun. Aynı şekilde sabah markete de servissiz götürüyoruz. Dolayısıyla bu karma olmuş oluyor. İki firmamızı tanımladık. Şimdi Migros'a ne götürüyoruz? Kola götüreceğiz. Kasa olarak işte 780 kasa kola. Aynı şekilde su götürüyoruz. Mesela tabii irsaliye geliyor. Bu da ana firma diyor ki işte şu market, şunlara şu kadar malzeme gelip yükle götür diyor. Bunlar da bu şekilde irsaliye bakarak irsaliyedeki tutarlar yani miktarlar bu şekilde giriliyor. Mesela palet 18 palette sabah markete malzeme gidecek. Migros'a kola ve su gidiyor. Sabah markete de kola gidecek. Bunlar yüklendikten sonra saat kaçta araç yola çıktı? Mesela saat 7'de yola çıktı. Saat 22'ye kadar sürdü. Toplam 120 kilometre yol aldı. Gördüğünüz gibi 12 saat üzeri 25 saat eklenecek. Kilometre başı 25 euro araca ödenecek. Ve kaydete basıyoruz arkadaşlar. Tur kaydedilsin mi? Evet dedik. Tur kaydedildi. Şimdi bu tur listesine baktığımız zaman burada toplam 311 TL para tutmuş. Migros'a gidecekler belli 311 TL. Sabah markete gidecekler belli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Toplam bir tur yapılmış ve 311 TL. Şimdi bir tur daha aynı gün içerisinde yaparsak bu sefer araç kirasını ödemiyor. Mesela kamyonet tekrar gitti. Örneğin sabah markete servisli olarak mesela su götürdü. Örneğin 230 kasa su götürdü. Saat 13'ten 15'e 16'ya kadar 40 kilometre yol aldı. Kaydettiğim zaman bakın arkadaşlar bu tura baktığımız zaman toplam 52 TL para tuttu sadece. Ama mesela burada aracın yevmiyesi ekstradan ödenmiyor. Günde bir defa para ödendiği için toplam 2 tur ve 363 TL para tuttu. Yine aylık olarak buradaki rapor alınabiliyor. Gördüğünüz gibi örneğin biz Mayıs ayında giriş yaptığımız için bakın burada Mayıs'ın raporu. İsterseniz ileri tarihli bir mesela tırla Migros'a 7. ay Temmuz'da servissiz olarak malzeme götürelim mesela. Su götürüyoruz bu turda. Kasa olarak 780 kasa su götürüyoruz. Saat 07'de başladık. Saat 11'de bitti. Toplam 78 kilometre yol alındı ve bu turu da kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi bu farklı bir tarih olduğu için gördüğünüz gibi 359 TL para tuttu bu tur. Tır olduğu için ücreti farklı. Bu şekilde 3 tane tur düzenlemiş olduk. Şimdi ben burada Temmuz'a tıkladığım zaman Temmuz'da bir tur yapılmış. 4 saat sürmüş, 78 kilometre, 780 kasa ve 0 palet, 359 TL para tutmuş. Mayıs'a tıkladığımız zaman ise Mayıs'ta 2 tur ve bu kadar. Tümle tıkladığımız zaman toplam 3 tur ve 722 TL bir hak ediş görünüyor arkadaşlar. Şimdi gidere gelelim. Mesela gider listesine gelip yeni gider kaydedelim. Örneğin mazot diyelim. Ne için kullanılmış? Araç için. Aracın plakası yazılabilir. Ne kadar? 150 TL gider kaydı olsun. Aynı şekilde Temmuz ayında da gider, burada Temmuz'u seçelim. Mesela 07 diyelim. Maaş diyelim. Burada personeli seçtiğim zaman buradan da hangi personele maaş ödüyoruz? Örneğin buna ya da avans olduğunu farz edelim. Avans diyelim. 100 kaç lira olsun ya da 200 lira avans ödüyoruz. Kaydete bastım. Şimdi burada Mayıs'a tıkladığım zaman Mayıs'ta mazot var gördüğünüz gibi 150 TL. Temmuz'a tıkladığım zaman Temmuz'da da avans var 200 TL. Şimdi hak edişe geldiğim zaman buradan Mayıs hak edişine bakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 363 TL 150 TL'de gider vardı. Temmuz'a tıkladığım zaman da 359 TL gelir toplamı 200 TL gider toplamı. Mesela yazdır dediğim zaman da rapor yazdırılsın mı? Evet diyorum. Hemen masa üstünü tıkladım ve Mayıs diyeyim. Mayıs diye kaydettim. Şimdi masa üstüne raporumuza baktığımız zaman tabi yazıcı olsa yazıcıdan çıkardı. Gördüğünüz gibi tur sayısı 1, saat toplamı 4, dakika toplamı, kilometre toplamı, kasa toplamı, toplam tutar. Hepsi burada. Pardon 7. aya ait. Biz Mayıs dedik ama bu Temmuz'un raporuydu. Bu şekilde raporda alınabiliyor. Hak edişe baktığımız zaman istediğimiz ayın gelir giderini buradan görebiliyoruz. Hem gelir olarak hem gider olarak burada görünebiliyor. Durum bu arkadaşlar. İstediğimiz turu buradan arayabiliyoruz. Mesela bir yolu tur dediğim zaman hemen bulabiliyoruz. Tur girilirken manuel girilebiliyor. Mesela otomatik değil de manuel işte istediğimiz tur numarası ekstradan yazılabiliyor. Program bu şekilde. İnşallah bundan sonra da Hakan Bey'in programına başlayacağız hayırlısıyla. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.